Selamlar herkese tekrardan. Bildiğiniz üzere CV ve GitHub profilleri üzerinde sizlere yeni bir seri başlatmak istedik ve bir yayınımızı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz CV ve GitHub profil incelemesi sonucunda da birçok bilgi edinme fırsatı elde ettim ben açıkçası. Şimdi de ikinci yayınımızla beraber daha farklı örneklerle ilerlemek hedefimiz. Tekrardan bizlerle beraber olan Ezcan Onur hocamız. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk. tekrardan. Bir Merhaba. önceki yayınımızda da umarım sizler de keyif almışsınızdır. Aynı zamanda Patika Plus öğrencilerimizden olan Erdi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Yavaştan istersen seni tanıyalım Erdi. Zaten eğitmenimiz daha önce kendini tanıtmıştı. Merhaba, ben Erdi Salgın. 91 yılı Aralık ayında Sakarya'da doğdum. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi mezunuyum. 2022 yılının Temmuz ayında kafamda bir yazılıma başlama fikri belirdi. O saatten sonra yazılımla ilgileniyorum. Daha sonra Patika Plus fırsatını görünce değerlendirmek istedim ve buralara kadar geldim. Hoş geldin o zaman Erdi aramıza diyeyim. Hoş bulduk. Dilerseniz hocam yavaştan ben sizi yalnız bırakayım. Erdi'nin CV'sini ve kitabını incelemeye başlayalım. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman ben arka planda bekliyor olacağım. Hadi selamlar. Nasılsın Selamlar. öncelikle? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok sağ olasın. Bugün ilk başta bir CV incelemesi yapacağız bildiğin üzere. Bir de GitHub profiline bir beraber bakacağız. İyi tarafları, kötü tarafları, iyileştirebilir tarafları daha doğrusu. Onlara hep beraber bir bakıyor olacağız seninle beraber. CV incelerken ben gördüğüm böyle gözüme çarpan şeyleri sana direkt söyleyeceğim. Hani Tamam. ne kadar net söylersem o kadar yararlı olur diye tahmin ediyorum zaten. Amacım zaten şey, sana da en azından katkı sağlayacak bir oturum olması. Ben ekranı paylaşayım. Şimdi Erdi, daha önceki oturumda da ben tekrardan söyledim ama sana da ayrıca bahsedeyim. Şimdi CV dediğimiz şey karşı tarafın seni tanıması için. Sen kimsin, sen neler yaparsın, hangi alanlarda çalıştın, senin uzmanlığın ne? Bunu karşı tarafı olabildiğince kısa ve yalın bir şekilde anlatmanın aslında bir yolu. Karşı taraf bu bilgileri ne kadar net ve pat diye alırsa o kadar aslında bizim için artı olmuş oluyor CV anlamında. Bu noktada da CV senin karşı taraf için aslında bir ilk izlenimin. Karşı tarafta ilk böyle seni tanıyacak kişiler için böyle ilk bakışı diyebilirim. Şimdi ilk olarak baştan sona CV'ye bir bakalım. Burada title'ını yazman çok güzel. Junior Full Stack Web Developer olarak yazman aslında gayet güzel. Buraya direkt şehir olarak yazabilirsin. Türkiye ve şu şehirde ikamet ediyorum diye, ama işte yabancı profiller için ülke ve şehir olarak yazmak aslında çok daha şey artı olacaktır. Onu söyleyebilirim çok kısa. İsmi bir tık daha büyük şey yapabiliriz belki. Burada yazabiliriz. Onu söyleyebilirim. Ve gözüme ilk çarpan şey fotoğraf. Aslında bazı CV'lerde fotoğraf oluyor, bazılarında olmuyor. Hani bazı yerler istiyor, bazı yerler istemiyor. Bazı iş kolları istiyor, bazıları istemiyor. Yabancılar bu discrimination olayına çok düşmemek için, işte ayrımcılık olmasın diye ben görmeyeyim. Direkt şeylere, experience'e odaklanayım dediği için yabancılar bazen CV'de fotoğraf istemeyebiliyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok, şart yok. Fotoğraf gayet iyi, gayet başarılı ama şu çerçevenin, şu çizgilerin burada kalması aslında pek iyi olmamış. Bunu biraz böyle çekip bunları böyle tam oturtmak aslında daha bir şey olur, artı olur. Bu arada hani söyleyeceğiniz, soracağım bir şey varsa direkt böyle söyle. Şey yapma, hiç beklemene gerek yok. Onu Tamamdır. söyleyebilirim. Fotoğraf seçimi iyi bu arada. CV için tam böyle profesyonel bir fotoğraf olmuş. Onu söyleyebilirim. Güzel bir seçim olmuş. Font, arka tarafın beyaz olması, buralarda hafif grilik bence CV için gayet iyi ve güzel. Bu CV'nin bence ilk bakışta söyleyebileceğim şey çok dolu abi. Çok yazıları boğulmuş. Çok böyle şey iç içe. Okuması aslında kolay bir CV değil. Şeyle alakalı, bu alanla alakalı. Hani nasıl diyeyim böyle. Hani orada onları yapmışsın, burada bunu yapmışsın. Dolu dolu bir CV olması çok güzel, çok büyük bir artı. Hani geçmişin dolu olması çok güzel. Ama karşı taraf çok fazla CV okuyor günde. Haftada, ayda belki de yani. Onları olabildiğince böyle sade, yalın ve ben buyum. Sizin şirkette ben bu yüzden çalışmak istiyorum. Verebilirsen karşı tarafı. Çok daha aslında şey olur. Çok daha sağlıklı bir yol izlemiş olursun. Bu manada şey, nasıl azaltabilirsin bunu? Sen yazılım alanında çalışacağın için, hani burada senin şu an iş grubunu tam şey yapmıyorum, hani bildiğim bir alan değil. Sosyal medya şeyleri ya da bunları hani biliyorum iş kolu olarak, ama şeye, yazılım alanına nasıl bir artı getirir ondan emin değilim. Ama genel olarak zaten hani font seçimi güzel, arka plan güzel, punto büyüklükleri falan ideal. Ama dediğim gibi abi çok dolu. Hani sakin bir yalın gözü okunmuyor. Sen bir şey mi diyecektin? Buyur. Nasıl sadeleştirebilirim? Orayı tam anlayamadım. Şöyle olabilir. Burada mesela ben sana direkt sorayım şeyde.
Bu şu an senin mevcutta galiba çalıştığın ya da mevcutta yaptığın şey. Değil mi? Evet. Burada mesela şey yazmış. Mesela bu ideal. Bu tek cümleyle ne olduğu anlatılmış. Şey de yapabilirsin mesela. Burada belki bu da kalkabilir. Emin değilim. Burada alt şey olarak. Ama mesela bak burada şu yazdığın cümleleri biraz daha belki şey yapabilirsin. Sadeleştirebilirsin. Ya da belki komple de belki kalkabilir. Burada şey gibi düşün. İş alanı. Yani sen bir şirkette çalıştın. Ve o şirkette örnek veriyorum sen bazı işlemler, bazı görev tanımların vardı. Orada senin şirkette bulunduğun katkıları yazman bu iş alt metinde daha büyük bir artı olabiliyor. Örnek veriyorum sen bir şirkette çalışıyorsun. Yani iş kollarından emin olmadığın için hani bu söylediğim pek geçerli olmayabilir belki ama teknolojiden örnek vereyim. Mesela atıyorum banka sektöründe çalışıyorsun ve banka sen işe girdikten sonra senin sayende, senin fikrinle ya da senin dahil olduğun bir projeyi yayına aldı. Sen dedin ki bankaya şöyle bir ürün geliştirelim dedin. Fikirde bulundun ve senin sayende bu gelişti. Örnek veriyorum ve sen onu manage ettin o projeyi. Onu buraya ekleyebilirsin. Ya da çok kısa sen bu şirkette neler yaptın? Bir iki cümleyle yazman aslında yeterli. Çünkü CV senin yani LinkedIn profilinde istediğin gibi döşe. Çok abartmadan sürece orada dolu dolu yazman iyi ama CV'de olabildiğince minimum tutman gerekiyor. Artı şu da var. Sen yazılımla alakalı bir iş yere yani işe başvuru yaptığında buradaki kollar senin yazılımla alakalı projelerin değil. O yüzden şu aslında fazlalık karşı taraf için. Hani ne yapmış? Tamam. Bunları yapmış. Tamam. Bu benim için yeterli. Bu alanda başvuruyor olsan tamam. Belki bunlar yararlı olabilir. Yani iş koluna aşırı hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum. Çünkü ben de hep yani Akbank'lı iş alanında yer alıyorum ama hep yazılımla alakalı CV'ler veriyorum. Ama ben mesela şu an senin CV'ne bakıyor olsam atıyorum şu şey değil. Hani okey. Bana daha başka yazılımla alakalı şeyleri göster bana derim. O yüzden sen yani bence bunları olabildiğince kısa ve hatta birer iker ikişer cümle ya da bunları komple kaldırıp sadece bunları yazıyor olmak bence çok daha sağlıklı olur. Yani başvurmayacağım alana dair şeyleri Olmaması daha kaldırıyorum. iyi. Evet yani Start. mesela şey gibi düşün. Bu arada görev tanımı burada neydi? Ben hani bilmedim merakından soruyorum şuradaki işle alakalı. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, bir de genel koordinatörlükle alakalı bir iş o. Yani hem genel koordinatör hem de tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı. Bu da mı aynı alana proje yani Hayır. proje O bambaşka proje yazardı. ha Koskep şey projesi. ha, anladım. Burada yazılımla alakalı başvuru yapacaksan dediğim gibi bunların çok da fazla bir yararı olmayabilir. Hani tamam 5 yıllık deneyim şey değil yani boş bir şey değil tabii ki de bunları ekleyebilirsin. Ama dediğim gibi minimum yani kısa kısa böyle alt şey olarak hatta fazlalık olarak görüyorsan belki buradan da düşebilirsin emin değilim. Çünkü şey gibi düşün. CV sabit duran bir şey değil. Ya da CV sadece bir deneyim kazandığında güncelleyeceğim bir şey değil. Şirketten şirkete göre bile değişebiliyor. Bazı CV, yani alanı geçtim, şirketten şirkete göre değişebiliyor. Bence ben senin yerinde olsam, hani benim fikrim yani acizane fikrim, burada bunlar yerine senin yazılımla alakalı yaptığın projelerin burada kısa kısa yer alması çok daha büyük bir artıdır. Şunu düşün. Sen örnek veriyorum. Yazılım alanında çalışan işte büyük kurumsal bir firmada sen İK'sın. Örnek veriyorum. Sen İK olarak diyelim ki böyle bir CV senin karşına geldi. Sen tamamıyla yazılım alanında, backend developer olarak, backend developer'ında işe alım yapacaksın. Şimdi sana şöyle bir CV geldi diyelim ki ve burada projeler, yazılım projeleri yerine örnek veriyorum. Sadece burada şeyler var. Bu yaptığın senin iş geçmişin var. Burada bunlar yer alıyor. Tamam geçmişe bakıyorum. Patika'da bazı şeyler var. Bu kısma da geleceğiz. Eğitimle alakalı. Patika'da bu eğitimleri almışsın. Tamam iyi eyvallah. Ama burada herhangi bir proje yok. Bu şahsen bence bir İK olarak sende bir soru işareti uyandırır. Abi bir proje bir şey göreyim seninle alakalı en azından. Yazılımla alakalı çalışmışsın ama hani ön plana koydun. Baştan sona en azından yer aldığın bir proje bir şey göreyim ben burada. Ama bunu görmezsen karşı tarafta bir şey izlenim uyandırmazsın. Hani bu adam ne yapıyor? Hangi alanlarda uzman? Bununla alakalı bir fikir vermezsin karşı tarafa. Onun gibi düşün. O yüzden bence bunlar şey olabilir. Hani belki kalkabilir ya da minimuma indirilebilir açıklamaları kaldırılır. Çünkü yazılımla alakalı bir şey katmıyorsan karşı tarafı bu. Onun gibi düşün. Eğitime gelelim. Güzel ters kronolojik ilerler genelde. Zaten işte o şekilde ilerlemiş. İdeal olmuş bu. Eğitimle alakalı Patika Full Stack Development Bootcamp eğitime yazılabilir ama şey mi diye düşündüm. Gerçi hadi kalabilir bu dediği eğitimle alakalı. Ya bir eksi bir şey yapmaz bu. Şimdi yetenek kısmına girelim. Bir önceki yayında da hatta benzer şeyle oldu. Şimdi sen teknoloji olarak Java'yı kullanıyorsun. Evet. MySQL'i kullanıyorsun. JavaScript'i kullanıyorsun. Okey.
Fakat bunlarla ilgili seviyen ne? Ben mesela bunları anlayamıyorum. Şimdi şey gibi düşün. Sen yabancı dil sınavına girdin, İngilizce ile alakalı. YDS'ye girdin diyelim ki. YDS'de sen 100 üzerinden, tam bilmiyorum düzey olarak, belli bir yani 100 üzerinden diyeceğim. 100 üzerinden sen atıyorum 90 alıyorsun, 85 alıyorsun, 60 alıyorsun, 20 alıyorsun, 100 alıyorsun. Bu senin İngilizce ile alakalı seviyeni belli bir uluslararası geçerliliği olan bir sınav çerçevesinde ölçüyor. Ve karşı tarafa bir bilgi veriyor. Ben örnek veriyorum işte Erdin'in İngilizcesini ben 100 üzerinden 85 olduğunu burada görüyorum. Tamam, benim için yeterli veya değil. Ben buradan yeterli olup olmadığını görebiliyorum bir şekilde. Ama Java, Spring Boot ya da JavaScript'i ben buradan anlayamıyorum. Bana bir şey ifade etmiyor buradaki şeyler. Çünkü buraya sen yetenek olarak yazmışsın ama bunları kullanabildiğin bir çerçeve yok, bir proje yok. Ya da bunları ölçebilen bir bilim, bildiğim en azından bir sınav sistemi yok. Sertifikalar falan belki yararlı olabilir ama benim burada görmek isteyeceğim şey, yani ben teknik İK olarak en azından görmek isteyeceğim şey, sen nasıl kod yazıyorsun? Ben bunu görmek isterim. Yani kitabına da birazdan bakacağız. Ama CV'de de burada en azından tool ve teknoloji, tamam hani yazman kötü bir şey değil ama burada en iyi anlatacak şey şu kadarlık yerde bu işler yerine burada en azından projelerini görmek. Senin yaptığın projeleri burada görmek benim için daha büyük bir artı olur. Onu Bir söyleyebilirim. proje nasıl eklenebilir? Experience Sen şu olarak an yani. ya şey, experience olarak eklemene gerek yok. Burada proje diye başlık aç, onun altına ekle. Ya projeleri direkt şey olarak iş tecrübelerinin üstüne veya altına mı eklemem gerekiyor? Üstüne ekleyebilirsin, altına ekleyebilirsin. Hani burada en azından şeyle, kısa bir cümleyle linkini vererek, hani bir cümleyle anlatıyorsun. Şunların çok uzun olması şey değil. Yani bizim alan için söylüyorum en azından. Şu şekilde experience. Ben örnek veriyorum. Bir yerde çalışmışsındır, kurumsal bir yerde büyük çaplı veya orta ölçekli bir yerde çalışmışsındır ve orada atıyorum 2 yıl boyunca çalıştın ve senle beraber bir proje ya da birçok proje hayata geçti. Sen şirkette iyi bir katkıda bulundun, şirkette önemli bir adım attın diyelim ki sen geliştirmelerle alakalı. Oraya bir iki cümleyle bunları yazabilirsin. Ya da ben bu teknolojiyi kullandım. Çünkü şey gibi düşünün, senin burada 5 tane iş deneyimin var yazılımla alakalı ve sen 5'inde de Java ve Spring Boot kullanmışsın. Tamam abi, bu adam Java ve Spring Boot biliyor. Bu karşı taraf bunu anlar. Tamam, yani sizin Java ile ilgili iyi bir geçmişiniz var der sana. Ama hani en azından şu an tecrübe yoksa yazılımla alakalı. Buraya sen şeyler yazabilirsin. Hani bunlar dediğim gibi kalabilir. Hani tam şu an çok detaylı bilmiyorum nasıl ufaltılabilir, nasıl en azından yer kaplamaması için CV'nin çünkü çok aşırı dolu olmaması gerekir. Nasıl azaltılır bilmiyorum. O detay bir konu. Ama en azından burada senin güvendiğin, baştan sona sen kodladığın bu arada. Ya da ortak arkadaşlarınla beraber yaptın ya da bir ödev projesi üzerine çok eklemeler yaptın bir proje. Yani incine cincine kadar biliyorsun. Onları buraya yazma çok daha sağlıklı olur. Örnek veriyorum, sen Facebook'un bir benzerine oturdun, baştan sona sen kodladın. Backend'inden frontend'ine kadar. Verdin 2-3 ayını. Bu senin altın projen abi. Bu senin en azından yazılımla alakalı neler biliyorsun dediğinde al bak diyebileceğin bir proje haline geldi. Böyle sen 2 tane proje yaptın diyelim ki, günlerini gecelerini verdin. Testlerini yazdın, kod coverage'ların yüksek, kod şeyin, smell'in hiç yok, clean kod'a önem vererek yazdın diyelim ki, tertemiz, çiçek gibi 2 tane projen yer aldın diyelim ki, onları gel buraya yaz. Çünkü ben teknik İK olarak düşünüyorum, yani o perspektiften bakıyorum. Abi geldim, Instagram benzeri bir şey yapmış bu arkadaş ama her şeyiyle beraber. Baktım abi çok iyi, çok başarılı. Yani bir demirbaş ya da stok takip uygulaması yaptım. Backend'ini, frontend'ini kitabında paylaştım. Baktım abi çok başarılı adam, çok güzel yazmış yani. En azından anlayabiliyorum orada senin neler kullanıp neler yazacağını. O yüzden buraya en azından hani junior biri olarak projelerini bu şekilde yapman çok daha sağlıklı olur. Çünkü yani şu kesin düşüncem, yazılımla alakalı bir iş başvurusu yapıyorsan şunlar kesinlikle bir eksi. Bunun çünkü yazılımla bir alakası yok abi. Ve deli divan yer kaplıyorlar. Fazlasıyla Onun gibi düşün. yer kaplı. Yetenekler güzel. Dediğim gibi bak, şunları ve bunları sen şeyde gösterirsin. En iyi kitapta görürsün. Hani kod kendini anlatır. 2 sayfa CV kötü değil ama olabildiğince kısa, yani olabildiğince kısa olması olabildiğince artı diyebilirim. Burada mesela sertifikalar almışsın. Benim kendi düşüncem şu. Sertifika çok da büyük bir artı olmuyor benim için açıkçası. Şeyle alakalı. Yazımla alakalı. Ha şöyle düşün. Sen örnek veriyorum. Mesela burada SEO Education demişsin. Sen SEO optimizasyonuyla alakalı örnek veriyorum. Content ürettin. Kendi geliştirdiğin repolarda SEO'ya neden önem vermeliyiz anlattın. Kod geliştirmesini ona göre yaptın. Ve örnek veriyorum. Bu çünkü SEO eğitimi hani şey olduğu için biraz. Tabii kod kısmı da var da teknik anlamda da dolu bir konu olduğu için bununla ilgili sen content ürettin Medium.com'da.
Sen onları yaptıysan örnek veriyorum ve burası böyle hani şey bilmiyorum hani İstanbul bu kurum geçerliliği ne kadar artı bilmiyorum. Hani bilgim yok. Çok kalifiyeli bir yerden aldıysan eğer CEO eğitimini koyabilirsin. Ama örnek veriyorum şu. Understanding TypeScript 2022 edition Udemy. Benim için hiçbir önemi yok abi bunun. Ben hiç önemsemem mesela bunu. Herkesin Udemy'de en az 50 tane şey vardır. Sen bu eğitimi aldın ya. Tamam, sen bu eğitimi aldıktan sonra sen bir proje ürettiysen GitHub'ında benim için önemli olan olur. Bu değil. Sen 50 tane TypeScript eğitimini sen buraya yaz. Ama sen TypeScript'le alakalı bir proje yazmadıysan ve TypeScript'i iyi kullanmadıysan herhangi bir projende benim için hiçbir önemi yok. Abi. Yani burada mesela Turkcell geleceği yazanlar JavaScript kursu. Çok güzel Alman. Ama ben senin GitHub'ında böyle kallavi bir JavaScript şeyi görmediysem benim için hiçbir önemi yok. O yüzden sertifikaların bence hayati bir önemi yok. Dolu bir GitHub, iyi yazılmış proje, Junior biri için en azından CV'de bir iş deneyimi yoksa CV'de yer alan 2-3 proje 100 tane sertifikadan çok daha önemlidir benim gözümde. Onun gibi düşün. Sen Turkcell geleceği yazanlar HTML 5 CSS kursu aldın ama şey HTML ve CSS'i sen GitHub'ında bir proje yoksa benim için çok da bir şey yok abi. Eksi değil ama benim için artı değil sertifika öyle diyeyim ben. Çünkü burada bu kadar hani sertifika kendi alanınla da alakalı sertifika var. Bunu vardı şeyden söylüyorum. Yazılım bakış açısıyla söylüyorum. Bu arada bu hani eleştirileri yapıyorum yanlış anlama sakın. Hani objektif Yok yok. bakıyorum. Sana yarar Tabii ki. sağlaması için amacım o yani. Yoksa hani güzel olmuş deyip geçmek istemiyorum. Hani bir şeyler katsın istiyorum sana da aynı zamanda. Ama dediğim gibi kendi alanınla alakalı belki hayati önem taşıyordur bu sertifika. Ama benim için açıkçası tamam güzel bunları almam. Udemy'den belki bu kursu sen oturdun baştan sona bitirdin. Ama GitHub'da bir repo paylaşmadıysan, bunu sen koda dökmediysen hiçbir kıymeti yok abi. Bırak senin GitHub'ını anlatsın karşı tarafa. Bırak şuraya yazacağın senin koyacağın iki tane böyle güzel kallavi proje kendini anlatsın. Bunlar karşı tarafa bir şey yapmaz. Hobi kısmı, müzikle ilgileniyorsun bu arada gördüm. Şeyde hani dikkatimi çekti bu çok güzel Evet. bir şey. Bak bu müzik güzel bir hobi. Basketbol güzel. Araba sürme güzel bir hobi. Bazı hani CV'lerde şey de oluyor. Ben de bunu bir zamanda yaptım çünkü. Eksi olarak geri dönüş aldığım için bunu direkt söylüyorum yani. Örnek veriyorum kitap okumak, tiyatroya gitmek, gezmek. Bunu mesela herkes hobilerine yazar ya abi. Bir önceki oturumda da söyleyeyim. Gene aynısını söyleyeceğim. Senle çıkalım. 100 tane mülakata girelim abi. 100 kişiden hani hiç duymayacaksın ki böyle ben yüzme sevmiyorum, gezme sevmiyorum şey abi. Herkes seviyor kitap okumayı, tiyatroya gitmeyi, şey yapmayı. Hobi senin boş vakitlerinde gerçekleştirdiğin ve dibine kadar gidebildiğin bir etkinlik. Ben şahsen yüzme, işte basketbol, futbol, şu bu yerine ben sporla ilgileniyorum, fitness yapıyorum, crossfit yapıyorum, kendim bu alanda geliştiriyorum, şu etkinlikleri takip ediyorum diyen kişi ya da ben müzik yapıyorum. Ben de şahsen müzikle ilgilendiğim için şey CV'de ona ayrıca denetlerim. Ben müzik yapıyorum. Şu tarzları yapmayı daha çok seviyorum. Müzik üretimi yapıyorum. SoundCloud'da, Spotify'da, YouTube'da içeriklerim var. İşte şeylerimle, müzik grubumla konserler veriyoruz. YouTube linki gibi yazan kişiler diğerlerinden abi 10-15 adım daha önde oluyor. Bir önceki arkadaş mesela Cuma şey 3D modelikle ilgileniyormuş. Mimardı kendisi. Cinema 4D, SketchUp. Hani ben de ufak tefek onlarla ilgilendiğim için biliyorum mesela. Dedim ki sen 3D model yapıyorsan bu 3D modelle alakalı şeylerini, hobilerini onun altına yaz. 3D model yapıyorum. Blender kullandım. Cinema 4D kullandım. Bunları şu platformda asset olarak paylaşıyorum. İçeriklerini orada göstermen çok daha büyük bir artıdır. Çünkü UI developer'da bakan kişi der ki ulan adama bak hem UI developer hem de 3D modellikle ilgileniyor. Demek ki onun görsel şeyi iyi. Cuma'ya da aynı örneği verdim. Sen mesela buraya SoundCloud linkini paylaştın. İşte atıyorum FL Studio, GarageBand kullanıyorum, production'a da ilgileniyorum dedim. Bunları sen paylaştın diyelim ki. Abi sen Spotify'a başvurduğunda mesela şey artısını düşün. Senin teknik şeylerin canavar gibi. Spotify'a başvuru yapmışsın. Çok iyi içeriklerin var teknik anlamda. Çok dolusun. Üzerine bir de hobi olarak müzik production yapıyorsun. Adam der ki hem bizim alanımızda teknik ihtiyacımız var. Hem de müzikle ilgileniyor. Zaten biz de müzik kurumuyuz var. Belki hani Spotify'ı aslında tanımıyorum ama bir tık daha ön plana çıkarılabilir abi. Çünkü şeydir hobi. Hani ben bir şey tutunduğum zaman götürürüm bunun sonuna kadar. İzlenimimi karşı tarafa verir. Yani o yüzden mesela buraya yapacaksan abi sen ürettiğin müzik şeyleri hani vardır illa ki bir şeyler üretiyorsundur diye tahmin ediyorum. Evet. Onların linkini var. Atıyorum sen Medium'da ya da bilmiyorum müzik platformlarında paylaşımlar yapıyorsundur. Onları oraya koy. YouTube kanalınız varsa YouTube kanalını oraya koy. Çok büyük bir artıdır bu. Hani sadece ondan bile şey yapar karşı taraf.
Hani ilgisini çekebilirsin karşı tarafın. Sen rock müzik yapıyorsundur. Rock metal yapıyorsundur. Diyelim ki İK'cı adam deli gibi Motorhead dinliyor yani. Metallica dinliyor. Slipknot dinliyor adam da ki tamam abi benim kafadan ben bunu bir kenara yatayım der. Mesela. Burası yani çok güzel bir hobim var. Müzik çok keyifli kendim de biliyorum. Ve burada harcıyorsun yani onu. Onu oraya yapıştırman gerekir yani direkt CV'de. Orayı Dediğim gibi tek sayfa CV'den daha iyidir. Hani dediğim gibi şunları belki buradan kaldırmak ya da en azından burada şey olarak yazmak. Yani kısa kısa bir şekilde yazmak. İş geçmişi şeklinde böyle bir iki şeyle. Ama ön planı yazılım şeyine vermek. Aşağı tarafta da dediğim gibi hani burası yerine hobilerini yazmak daha sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi hani bu arada peki hani ben bu dilleri buraya nasıl yazacağım? En azından karşı taraf bilsin dersen. İki tane repo yaptım. İki repoda atıyorum örnek veriyorum. Java Spring Boot kullandın, React kullandın, HTML5 kullandın diyelim ki. HTML'i CSS'ini oraya yazdın. Projeleri böyle bir iki cümleyle anlattın. Hani örnek veriyorum. Sen Spotify'ı yaptın. Spotify web'i kodladın diyelim ki. Sen Spotify web projesi diye başlığını attın. Altına atıyorum linkini hyperlink olarak verebilirsin. Tıkladığında gitsin direkt linki. İki cümleyle işte Spotify web uygulamasının işte örnek bir arayüzü işte React, Spring Boot sallıyorum yani React işte Java kullandın, Spring Boot kullandın işte CSS, Tailwind falan kullandın. İşte bu teknolojiler kullanılarak geliştirilen Spotify'ın web arayüzü. Bir cümle yetti abi. Güzel proje, kullanılan diller belli. Yeter gibi düşün. Çünkü burada bir ölçüm yok. Ama burada Spotify gibi, atıyorum Trendyol gibi, hepsiburada.com gibi, Akbank gibi bir projenin sana arayüzünü ya da mobilini yaptıysan güzel bir şey bekler karşı tarafı yani. Yoksa to-do list değil yani. Oraya güzel iki proje yaptın mı onun artısı bunlardan çok daha büyük olacaktır. Var mı abi burayla alakalı? Şu an herhangi bir sorum yok. Ya anladım, gayet net anladım. Tamam. O Eksikleri, zaman fazlaları falan. şey açayım. GitHub linkine bakalım. Şimdi fotoğraf çok iyi. Çok başarılı. Burada bir readme olması mükemmel. Çok güzel. Bunu gerçekten çok sevdim. Spotify'ın da bu şekilde olması çok tatlı. Bende de şey var. Yani şu an bilmiyorum ama bende de burada şey vardı. Spotify'da ne dinliyorsan onu kurun. Anlık olarak Çok önemli. gösterin. Yani. Aynen. Yiyecek mi bilmiyorum ya. Şansımı deneyeceğim burada. Şunu sesini kapatıp deneyeyim. Biraz geç geliyor. Çoğu evvelden yaptım. Bir de light tema için yapmıştım. Yani bunu yaptığımda şey yoktu. Dark tema yoktu. Şey Çalışıyor. çok güzel olmuş. Aynen. Şey çok güzel olmuş. Hani burada kendi en son yaptıklarını ettiklerini bunların burada yer alması gayet güzel. Yeni projelerim var. Bu da güzel. Bu da karşı tarafta istenen bir şey. GitHub'da aktif olman artıdır. Artık şey aramıyor. Yani bu olmazsa olmaz diye bir şey demiyorlar ama bu güzel. Kullandığın teknolojileri burada paylaşman da güzel. Kötü bir şey değil. Ben şey olarak yazmıştım. Tek stack olarak hani tıklayıp linke gidiyorsun. Stack share'de görüyorsun. Ama burada bunları paylaşman güzel. Yararlı olmuş. Bence şey değil yani kötü değil yani buradaki şey. Buradaki yapılar. Ha bunlar da güzel. Belki bunlar da şey olabilir. Şu şekilde yapabilirsin LinkedIn Threads tarafını. Şu projeye bakalım dediğim bir projem var mı? Özellikle ön plana çıkarttın. JavaScript olursa daha sağlıklı olur. Zaten şuna JavaScript'miş gerçi ama. Projeye bakalım. Şeye bakabiliriz. Drum kit projesi vardı. 19. haftanın. Şurada Aynen. mı? Drum kit. Evet. Bak çok güzel. README'nin mesela bu şekilde olması çok başarılı. Hem arayüzünü burada paylaşmışsın. Nasıl olduğuyla alakalı. Kurulumda mesela nasıl yapacağını burada anlatmışsın. Çok başarılı. Bunu sevdim. Dokümanlarda sesler falan vardı büyük ihtimalle. Bağlı dosyaları. Script.js. Kod bazında şey yapayım. Bakayım. Bunu yani bu arada kodu yorumlayacağım ama Junior biri için gibi düşünme. Sektör bazlı direkt Ha, yorumlayacağım. tam Yoksa şey tabii değil. ki. Kötü değil. Kötü değil. Sadece yorum olarak bunları. JS bazında konuşuyorum. Bu arkadaşlar tekrardan redefine olmayacaksa, yeniden tanımlamayacaksan let kullanma. Let bellekte tutar kendini biraz yer. Const olarak kullan. Onu söyleyebilirim. Buton 1, buton 2, buton 3 değil. Buraya buton boom ya da boom buton, clap buton, hi-hat buton daha sağlıklı bir isimlendirme olurdu bence. Switch case bu kadar büyük şeyler için switch case çok tatlı olmuyor. Şey olabilir. Lookup table. JS lookup table. Java switch case'in biraz daha böyle toparlanmış, tatlı olmuş hali gibi düşün. Şu şekilde oluşturuyorsun mesela. Table.color dediğinde bunlar çalışıyor. Ben olsam şey yaparım direktman. Bunları bir table'a alırım mesela. Şurada A, S, D, F diyor ya mesela. Bunları key ver. Bunları da direkt function olarak ver. Çağırsın direkt. O şekilde gibi düşün. Yani şu an aklıma gelmedi kod olarak da. Lookup table diye ChatGPT'ye sorsam bile belki tamam. Toparlar direkt. Yani yorum olarak söyledim sadece bunun şey değil. Şart olması değil. Play sound güzel. Tamam peki başka bir şey var. Biraz daha böyle bir iki JS dosyalık herhangi bir şey. Elinin altında. Şu an zaten JavaScript'in ortalarındayız. Hani o yüzden JavaScript'in
ilerisine geçebilecek bir proje. Yani ödevler var daha çok. Yok şey bilmiyorum bu arada, hani eğitim hani hangi aşamasındasınız şey oluyor, onu bilmediğinden soruyorum, yoksa yoktur yani. HTML CSS var daha çok Ne var yoğun mesela? olarak. 18. hafta bu strap olması lazım. 17. hafta CSS. Ha, JS'siz değil mi bunlar? Evet. Tamam. Şey gibi düşünebilirsin o zaman. Hani kod bazında şey yapmayalım. O zaman düşünmeyelim. Hani eğitim, hani şu an hangi aşamadasınız, ne zaman bir fikrim yok ama şey yapmanı tavsiye ederim. Hangi hafta ne öğrendin hiç fark etmez. Ne öğrendiysen o öğrendiğin şeyin üzerine koyabilecek bir proje yap. Örnek veriyorum sana, JavaScript'te ilerleyen haftalarda diyelim ki böyle işte DB'yi de, yani backend'i de ayağa kaldıracak şekilde örnek veriyorum bir şey yaptınız. Hasta kayıt sistemi gibi bir şey yaptın diyelim ki. Sen hasta kayıt sistemine yönelik bir tane proje gerçekleştirdin. Sen bu hasta kayıt sistemi gibi örnek veriyorum bir minik bir sosyal medya uygulaması yapmaya çalış. Ufak tefek inputları olan. Ya da atıyorum bir haber sitesi yapmaya çalış. HTML'si, CSS'i kullandın bir haber sitesi sen kendin geliştirdin ama clean kodları göz önünde bulundurarak işte ChatGPT'ye sordum benim kodumu bir gözden geçir dedim. Olabildiğince temiz, titiz, işte tailwind kullandın diyelim ki. Sana hangi ödev geliyorsa onun bir kopyasını bir şeyini değiştirecek farklı bir yapı kurmaya çalış. Ve burada o şekilde projeler vereceksin. Zaten bir noktadan sonra şeyi hissedeceksin. İki tane güzel proje çıkmaya başladıktan sonra şunları artık kaldıracaksın sen. Hani gerek duymayacaksın. Hani şu an buna gerekli tabii ki de. Hani Olabilir. ne kadar çok şey olursa o kadar yararlı olur ama olabildiğince mesela hangi hafta ne öğrendiysen yani bir o hafta bitiminde de sen kendine ait de bir proje eklemeye çalış. Bu senin hem sıcak kalmanı sağlar hem daha GitHub'ında daha dolu dolu gözükmesini sağlar. Yani bu bence şu anda yapabileceğin en güzel şeydir. Artı Artı bir olarak şeydir evet. diye düşünebilirsin yani. Ama onun dışında şu çok başarılı, yani şu çok güzel olmuş. Şey temiz olmuş. Belki teknoloji ve tools'la alakalı şey yapabilirsin. Ben şöyle bir şey yaptım. Hani iyi kötü sen kendin karar ver. Ben mesela buraya text'teki buraya yerleştirdim. Buradan gidip şeyde görebiliyorlar. Personel stack olarak burada görüyorlar. Yani benim bu zamana kadar ilgilendiğim şeylerin nasıl. Ama dediğim gibi her daim en sağlıklı buradaki repoları gösterir. Farklı bir Mesela alana benim yönlendir. Evet. aynen. Mesela benim çok öncesinde çok evvelden oluşturdum. Bunu Covid zamanında mesela oluşturmuştum. Bu mesela benim keyfe keder yaptığım örnek bir proje. Boş zamanlarda hani bir vakit geçsin falan diye yaptım. Bir tane mobil uygulamaydı bu. Burada günlük şeyleri veriyor. İşte vakaları falan burada gösteriyor. Şöyle geçeyim ben. Çok önemli yok nasıl oldu. Burada mesela günlük vakaları burada gösteriyor. Ülkeye göre dağılımı gösteriyor. Haritada bunları gösteriyor. Sırf vakit öldürmelik bir şey. Öylesini yapmıştım, koymuştum mesela. Ya da mesela bu benim React Native ile alakalı oluşturduğum bir third party şey. Plugin. İnsanların alıp kullanabileceği bir şey. Anlatabildim mi? Hani bu şekilde senin işte komiteye destek sağlayacağın bir third party paket olabilir. Ya da kendi geliştirdiğin bir proje olabilir. Onları paylaşman çok daha sağlıklı olacaktır. Bunlara ek medium.com biliyorsunuz zaten. Evet. Mutlaka abi Biliyorum. orada içerik üretmeye çalış. Orada olabildiğince bol içerik üretmeye çalış. Yani onlar çok büyük artı sağlar. Şu aşamada belki biraz erken olabilir onun için ama biraz Öğrendiklerini daha paylaşabilirsin. JS öğrenme aşaması gibi yapabilirsin orada aslında. yani şey olamıyor bazen kendi bildiğimizden emin olamıyoruz. Mesela JavaScript'te bir şeyler var ama bazı şeyler ezbere var. Neyin nasıl olduğu, neden sonuç ilişkisi pek olmuyor bazen. O biraz problem olabilir. İçerik üretme için başlarsan, bu seni şeye de aslında biraz daha zorlayacaktır veya yararlı olacaktır. İçerik üretmeye başladığında örnek veriyorum. Sen JavaScript'te ne öğrendin? İşte dokümandan bir şeylere erişme ve bunları kullanma. Ama bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış emin olamıyorsun diyelim ki. Sen bunu içerik bir makale dökmek istediğinde bunu bir şekilde doğrulaman gerekiyor senin. Bu seni kaynak araştırmaya itecek. Hani Stack Overflow'dan bakacaksın, GitHub'tan bakacaksın, ChatGPT'ye soracaksın. Deneyeceksin, yanılacaksın. Örnek veriyorum. Bu seni biraz daha araştırmaya iter. Aslında bu tam tersi yarar sağlayacak bir şey. Sen bilirsin. Erken olarak düşünüyorsan zorlama kendini. Ama olabildiğince belli bir seviyeye geldikçe aşamalarda artık bir doluluk olmaya başlayınca hissettikçe bunu mutlaka şey yapmaya çalış. Medium'da bir makale, bir içerik üretmeye çalış derim. Hem orası biraz da not defteri gibi olmuş olur. Daha büyük yarar sağlar. İçerik üretmek her zaman öne geçiriyor. Onu biliyorum. İnanılmaz. İnternetin %85'i kontak tüketiyor. %10'u tepki veriyor. Beğeniyor, paylaşıyor, yorum yapıyor. %5'i içerik üretiyor. İnternet aleminin. Yani o %5'lik dilimin içinde olman yarar sağlar. Ya benim şu an düşüncelerim bu şekilde kitapla alakalı. Var mı senin sormak istediğin bir şey abi? Şu an herhangi bir şey gelmedi aklıma. Yani gayet güzel
Anladım zaten CV'deki fazlalar, eksikleri, kitapta yapmam gerekenleri vesaire. Yani az çok anladım. Şu an aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Abi, Sorabileceğim. soru olursa direkt şey yapabilirsin. Hani bana sorsan neden de ulaşabilirsin. Bu arada ne tarz müzik dinliyorsun? Şurada Rammstein Apokaliptika gördüm ama. Rammstein çok dinlerim. Canlı yani. Red Hot Chili Peppers çok seviyorum. Muse seviyorum. Güzeldir. Sen de tam böyle bir metalci tipi hissettim ama değil galiba. Biraz daha alternatif kaçıyoruz. Metal çok Güzeldir. olmuyor yani. Alıcısı da pek yok. Yani grupla daha çok böyle alternatif yapıyoruz. Ben de gruptayım. Ben bir şeyler çalıp söylüyorum artık. Ne zamandır şey yapamadım. Vakit olmadı ama. Bizim de öyle o tarz böyle bir belli hani bir grubumuz var. Çok metale kaçamıyoruz biz artık ama. Artık Keyifli alıcısı oldu. kalmadı metalin pek. Aynen. Tekrardan o zaman selamlar. Ağzınıza sağlık hocam. Yine daha farklı bir profil görmek beni de böyle şey yaptı. Gerçekten etkiledi özellikle. Kitap kısmını en azından gerçekten olumlu baktığımız kısımlarda hani en azından öğrencilerimizin gözünde biraz canlanmış oldular. Neden olumlu? Çünkü gerçekten de böyle can alıcı duruyor. Özellikle ilk giriş kısmı. Ben de fark ettim onu. İzleyenler için de güzel bir şey olacaktır umarım diye düşünüyorum. Tekrardan o zaman teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için, katıldığınız için. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.